61 gram potasyum klorat katısı ağza açık bir kapta ısıtılarak verilen tepkimeye göre parçalandığında 37 gram KCl yani potasyum klorür oluşuyor. Buna göre verilen yargılardan hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Kütlenin korunma yasasından açığa çıkacak oksijen gazının kütlesini hesaplayabiliriz. 61 gram madde parçalandı. Oluşan potasyum klorür 37 gram kütlenin geri kalanında oksijen oluşturması gerekir. O zaman 61'den 37'yi çıkardığımızda girenlerin ve ürünlerin toplam kütleleri birbirine eşittir. Buradan 24 gram oksijen gazı oluştuğunu bulabiliriz. O yüzden birinci öncül doğrudur. Katı kütlesi 24 gram azalmıştır. Burası önemli. Toplam kütle azalmıyor. Toplam kütle aynı. Giren çıkan ama katı kütlesi bu da doğru. Şundan dolayı 61 gram katı vardı. Tepkime sonunda 37 gram katı bulunuyor çünkü oksijen bir gazdır. O yüzden katı kütlesinde bir azalma söz konusu. Toplam kütle elbette değişmemiştir. Kimyasal tepkimelerde korunur. Tüm öncüler doğru olduğu için E seçeneği doğru cevaptır. Kütlenin korunumu kanunu ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birincisi Lavoisier tarafından bulunmuştur. Fransız bilim insanı doğrudur. Modern kimyanın öncüsü sayılır. İkincisi Kimyasal bir tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Doğru. Üçüncüsü bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında daima sabit ve değişmeyen bir oran vardır. Bu ifade doğru ancak kütlenin korunumu yasasında bulunmaz. Bu sabit oranlar yasasıdır. Louis Proust tarafından ilk defa açıklanmıştır bu şekilde. O yüzden 1 ve ikincisi kütlenin korunumu yasası ile ilgilidir. 1 ve 2'den doğru cevap D seçeneğidir. Kapalı bir kap içerisindeki kalsiyum karbonat katısı verilen tepkime denklemine göre tamamen bozuluyor. Bu olayla ilgili olarak çizilen grafiklerden hangileri yanlıştır diye soruluyor. İlk grafiğe bakarsak atom sayısının zamanla arttığını görüyoruz. Halbuki kimyasal tepkimelerde giren ve çıkanlarda her zaman eşit sayıda atom vardır. Yani giren atomlar aynı türde eşit sayıda tepkime sonunda çıkmaktadır. O yüzden grafiği şu şekilde olmalıydı. Atom sayısı korunacağı için. Toplam kütlenin korunduğunu biliyoruz. O da zaten doğru olarak verilmiş. Birinci yanlış. Üçüncü katı kütlesi bu toplam kütleden farklı. Girenin tamamen katı olduğunu görüyoruz. Ama üründe katı ve gaz var toplam kütle konulacağı için örnek vermek gerekirse bu madde 100 gram olsun. Bu madde mesela 60 gram olsun. O zaman 40 gram da gaz oluşacaktır. Yani katı kütlesi 100 gramdan 60 grama düşmüştür. Çünkü 40 gramı gaz olduğu için katı kütlesinde azalma söz konusu. Bu da doğru bir grafiktir. Yanlış olan sadece birincisi A seçeneği doğru cevaptır. Magnezyum karbonat katısı ağzı açık bir kapta ısıtılarak verilen tepkime denklemine göre tamamen parçalanıyor. X gram magnezyum karbonat tamamen ayrıştığına göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Tamamen ayrışıyorsa girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Yani X eşittir. Y artı Z olmalı. Birinci öncülde verildiği gibi. Katı kütlesi Z gram azalır. X tamamen katıydı. Y de katı burada. Ama Z gazın kütlesini veriyor. O zaman Z gram kadar katı kütlesinde azalma söz konusu. Çünkü Z bir gazdır. O yüzden bu da doğru. Magnezyum karbonatın kimyasal özellikleri değişmez. Elbette bu yanlış. Her kimyasal tepkime de kimyasal değişim görülür. Bir ve ikinci öncüller doğrudur. Kükürt dioksit bileşiğinin kütlece %50'si oksijen olduğuna göre 6,4 gram kükürt kullanarak en fazla kaç gram kükürt dioksit elde edilebilir diye soruluyor. Kükürt elementi yazalım. Oksijen kütlesi ve bileşiğin kütlesi %50'si oksijen olduğuna göre %50'si de kükürt olmalıdır bileşiğin. Tabii ki bileşikte %100 olacak tamamı. Burada kükürt 6,4 gram verilmiş. %50'si 6,4 gramsa geri kalan %50'de 6,4 gram olacaktır. Ve bu elementlerin toplam kütlesi bize zaten bileşin kütlesini verecektir. 12,8 gram olarak. Doğru cevap 12,8 gramdır. Ağzı kapalı cam kavanoz içerisinde demirden yapılmış çay kaşığı bulunmaktadır. Bir süre sonra çay kaşığının paslandığı gözleniyor. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Demirin paslanması demir metalinin havadaki oksijen gazıyla tepkimeye girmesidir. Demir 3 oksit bileşidir genel olarak pas. Yapısında bazen kristal suda bulunabiliyor ama biz basit halini gösterelim. Bu şekilde demir paslandı. Tepkimeye denkleştirirsek buraya 2 tane demir almamız gerekiyor. 3 oksijen olduğu için 3 bölü 2 yazarsak tepkime denkleşmiş olur Demir katısı havadaki oksijen gazıyla demir 3 oksit katısına dönüşüyor. Buna göre zamanla kaşığın kütlesi artar deniliyor. Dikkat edersek tepkimeye demir metalin üzerine oksijen eklenmiş gibi düşünelim. Dolayısıyla oluşan katının kütlesi başlangıçtaki katıdan daha fazladır. Çünkü bu demir kaşığı gösteriyor. Ama artık kaşık üzerinde demir oksit var ki bu demirden daha ağır oksijenle beraber olduğu için. Şunu görmemiz gerekiyor burada f o 3 bileşiği demir metalinden daha ağırdır. Bu yüzden de kaşım kütlesi artar. Kap içindeki havada oksijen miktarı azalır. Kapalı kap olduğu için tabii ki oksijen gazı kullanıldı. Bu da doğrudur. Kaptaki toplam kütle artar. Bu yanlış. Değişmez olması gerekir bu cevabı. Çünkü ağzı kapalı kap olduğu için bütün sistem kabın içinde bütün değişim kabın içinde gerçekleşiyor. O yüzden toplam kütle değişmez. 1 ve 2 doğru olduğu için C seçeneği doğru cevaptır. Propan gazının yanma tepkimesi ile bu tepkimede harcanan ve oluşan maddelerin kütleleri aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkimede oluşan suyun kütlesi kaç gramdır diye soruluyor. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunma yasasından girenlerin toplam kütlesinin ürünlerin toplam kütlesine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman 4.4 gram artı 16 gram toplam giren kütlesi eşittir. 13,2 artı x olmalıdır. Buradan 21,4'ten 13,2'yi çıkarmamız gerekiyor. X'i bulmak için X kütlesi buradan 7.2 gram olarak bulunur. Yani suyun kütlesi 7.2 gramdır. 3,2'şer gram magnezyum ile kükürt elementleri verilen denkleme göre reaksiyona girerek magnezyum sülfür bileşini oluşturmaktadır. Tepkime sonucu 0,8 gram magnezyum arttığına göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şu şekilde gösterelim. Önce tepkimeyi bir kere daha yazalım. Artanlı sorularda şunu yapabiliriz. Öncelikle verilen gramları yazarız başlangıç olarak. Her bir element 3,2 gram alınmış. 3,2 gram. 3,2 gram. Buna başlangıç diyoruz. Başlangıçta bileşik tabi hemen bulunmaz. Bunu sıfır olarak yazalım. Tepkime sonucunda 0,8 gram magnezyum arttığını biliyoruz. Buraya tepkime yazıyoruz. Ve sonuç. 0,8 gram magnezyum artmışsa oraya 0,8'i yazdık arttığı için. O zaman aradaki fark kadar magnezyum harcanmış olmalı. 3,2'den 0,8'i çıkarırsak demek ki 2,4 gram magnezyum harcanmıştır. Zaten elementlerden biri artabilir fazla alındığı için kükürtün tükenmiş olması gerekir. 3,2 gram kükürt tamamen tükenmiştir. Buna göre oluşan bileşiği bulabiliriz artık. Çünkü bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri burada tepkimede görüyoruz. 2,4 gram magnezyum harcandı, 3,2 gram da kükürt harcandı. Toplamı 5,6 gram olacaktır oluşan bileşiğin. Kükürt burada tamamen tükenmiştir. 5,6 gram da, burada artı olarak göstereyim, MGS oluşmuştur. Buna göre 5,6 gram magnezyum sülfür bileşiği oluşmuştur. Doğru. kükürdün tamamı harcanmıştır. Evet. Magnezyum ve kükürtten eşit kütlede harcanmıştır. Elbette yanlış. Eşit kütlede alınmıştır. Ancak magnezyum biraz artmıştır. Fazla alındığı için, girmesi gerekenden. Burada en son şunu da gösterebiliriz. Kütlenin korunumu ispatlamak için. Başlangıç kütleye bakarsak 3.2 artı 3.2'den yani tepkimeye girmek üzere konulan maddeler 6.4 gramdır. Bu başlangıç. Buradan da kütlenin korunumu ispatlayabiliyoruz. Tepkime sonunda oluşan ürün ve artan maddeye bakarsak 0.8 gram artan madde oluşan yeni ürün 5.6 gram topladığımızda yine 6.4 gramdır. Zaten kütlenin korundan bunun böyle olması gerekirdi. 1 ve 2 doğru olduğu için D seçeneği doğru cevaptır. A ve B elementlerinin artansız reaksiyona girerek AB2 bileşiğini oluşturduğu iki farklı deneyde oluşan ve reaksiyona giren madde miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda gösterilen X ve Y kütleleri kaçar gramdır diye soruluyor. Kütlenin korunma yasasından A ve B'nin toplam kütlesi bileşik kütlesini vermelidir. Her iki durumda da artansız reaksiyona girdiklerini biliyoruz çünkü. Burada yine toplamı bileşi vermesi gerekir. İlk deneyde bileşiğin kütlesi sorulmuş. O zaman elementleri toplamalıyız. 32 artı 14'ten 46 gramdır. İkinci deneyde ise B maddesinin kütlesi soruluyor. Orada da 13,8'den 4.2'yi çıkarmamız gerekecek. Buradan da kütle 9,6 olarak bulunur. O zaman x 46 Y de 9,6 olması gerekir. Doğru cevap C seçeneğidir. 1,5 gram karbon yakılınca 5,5 gram karbondioksit bileşiği oluşuyor. Buna göre karbondioksit bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Kütleleri yazalım. Karbon kütlesi 1,5 gram. Bileşik kütlesi verilmiş. O da 5,5 gram. Aradaki fark yani 4 gramda oksijen kütlesi olması gerekir. Çünkü toplamları elementlerin bileşiği vermesi gerekir. 5,5'ten 1,5'u çıkarırsak oksijende 4 gram olarak buluruz. Bize karbonun kütlesinin oksijen kütlesine oranı soruluyor. Karbon 1,5, oksijen de 4. Bunu tam sayıya çevirmek için 2 ile genişletelim. 2 ile çarparsak 3, 2 ile çarparsak 8 yapacaktır. Oran 3 bölü 8'dir. Şekildeki kapalı kapta verilen tepkimeye göre 12,2 gram potasyum klorat katısının %50'si ayrıştırılıyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlış olur diye soruluyor. Öncelikle potasyum klorat katısının %50'sini bulalım. Çünkü %50'si tepkimeye giriyor. Yani 12,2'yi 2'ye böleceğiz. Yarısı 6.1 gram KClO3 tepkimeye girer. O zaman 6.1 gram da kalması gerekir. Çünkü %50'sinin ayrıştığı ifade ediliyor. Bu kadar artacaktır. B seçeneğine baktığımızda zaten direkt yanlış cevabı görebiliyoruz. Çünkü B seçeneğinde potasyum klorat katasının tamamı tükenmiş olarak veriliyor. Halbuki grafik böyle olmamalıydı. Tamamı değil yarısı tükenmeli. Yaklaşık şu şekilde. Grafik böyle devam etmeliydi. 6.1 gram olarak. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Diğerlerini de açıklayalım. Toplam kütle bütün kimyasal tepkimelerde korunur. O yüzden sabit olmalı. Doğrudur. KCl ve O2 kütlesine gelirsek eğer 6.1 gram giren harcanmışsa girenlerde bir madde var. Ürünlerin toplam kütlesi de 6.1 gram olmalıdır toplam 6.1 gramı veriyor. Ama ayar bulmak istersek hesaplama yapmamız lazım. Onu da yapacağız şimdi. KClO3'ün mol kütlesi 122. Yani 1 molün kütlesi. KCl'nin 1 mol kütlesi 74, oksijen de 32'dir. 1 molü gram olarak. Kütleyle bunu yapabiliriz. KClO3'ün 122 gramı parçalanırsa buradan KCl 1 mol olduğu için 74 gram oluşur. Zaten geri kalan da oksijendir. O da 48 gram yapar. Yine kütlenin korumundan yapabiliyoruz. Buradan 61'e göre oranlayacağız. Dikkat edersek 122 ile 74 oluşursa 61 ile 6.1 ile kaç oluşur diyeceğiz. O da yarısının onda biri 3.7 gram yapacaktır. Orantıdan buluyoruz bunu. 122 gramdan 74 gram oluşursa 6.1'den kaç dediğimizde bu çıkacak. Yarısının onda biri çünkü 6.1. 122 ile 48 oluşursa 6.1 ile yarısının onda biri o da 2.4 gram olacaktır. Yani kütleleri de zaten doğru verilmiştir. İkisinin ayrı ayrı. Gelelim katı kütlesine. Katı kütlesinin azalması oksijen gazından kaynaklanıyor. Zaten farka bakarsak 2.4 gram azalma var toplam kütlede. Katı kütlesinde daha doğrusu. O da oksijen gazından kaynaklanmaktadır. Bu da doğrudur.